Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Genel Sekreterim, Sayın Dekanlarım, Sayın İl Sağlık Müdürüm, Sayın Az ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimim, Sayın Oda Başkan Vekilim, Sayın Dekan Yardımcım, saygıdeğer öğretim üyelerimiz, kıymetli aileler ve sevgili öğrenciler. Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet törenine hepiniz hoş geldiniz. Hayat her zaman bitişlerle beraber yeni başlangıçların kapısını açar. Bambaşka hayatların beraber nasıl güzel dostluklara, anılara gebe olduğunu öğrendiğimiz üniversite yılları, kimimiz için uzak bir mazi, kimimiz için henüz yaşanmadı, kimimiz o anları yaşarken bir meslek edinmenin eşiğini geçiyor şimdi. Zor dönemeçler geçirip eğlenceli anılar biriktirilen bir yuva edindiğimiz bir sona, yepyeni kapılar açarak veda eder insan. Şimdi bir bitişin umut dolu kapılar açacağını düşündüğümüz bir uğurlamada beraberiz. Başladıkları bu yolun finalinde mezuniyet onlara çok yakışıyor. Tıpkı diğer güzellikler gibi. Huzurlarınızda fakültemizin ilk dönem mezunları. Manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Thank you.
Sayın Dekanımız Profesör Doktor Mehmet Yıldız'ı konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanlarım, fakültemizin kuruluşundan beri görev yapmış dekanlarımız, Sayın Dişhekimler Odası Başkan Vekilim, Sayın Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimim, Sayın Akademisyenler, kıymetli idari personelimiz, sevgili öğrenciler, bu günleri görmenin hayalini ve özlemini yaşayan saygıdeğer veliler ve değerli misafirler, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Burada bugün fakültemizin ilk mezuniyetinin törenini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olacak öğrencilerimizi uğurlamak için bir aradayız. Öncelikle bu anlamlı günde bizlere katıldığınız ve sevincimize ortak olduğunuz için şahsım ve tüm Diş Hekimliği Fakültesi adına herkese teşekkür ediyor, törenimize hoş geldiniz diyorum. Sevgili öğrenciler, bu mezuniyet töreniniz sizler ve bizler için değerli kılan fakültemizin ilk mezunları olmanızdır. İlk mezunlar olarak bazı ilkleri de yaşamak durumunda kaldınız. Pandemi nedeniyle üniversite eğitiminizin bir kısmını okulunuz, arkadaşlarınız ve hocalarınızdan ayrı geçirdiniz. Arkasından ülkeyi ve hepimizi derinden etkileyen deprem felaketi yaşadınız. Eğitim her ne kadar uzaktan yapılmış olsa da gerek idari, gerekse akademik personel olarak süreci gayet başarılı bir şekilde yakından takip ettik. Öğrencilerimizin kendi alanlarında daha iyi yetişebilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları için her türlü desteği verme çabası içerisinde olduk. Değerli veliler, şu anda büyük bir özveriyle yetiştirdiğiniz, üzerine titrediğiniz, bu ana gelene kadar türlü fedakarlıklarda bulunduğunuz evlatlarınızın mutlu günlerine eşlik etmek için buradasınız. Sizlerin bu mezuniyet törenindeki yeriniz ve katkınız çocuklarınız kadar değerlidir. Mezun olan öğrencilerimizin bu aşamaya gelmelerine katkı sunan siz değerli anne ve babalara ayrı ayrı şükranlarımı sunmak istiyorum. Değerli öğretim elemanlarımız, bu önemli günün en önemli mimarları olarak 5 yıl boyunca öğrencilerimizle tek tek ilgilenerek onların alanlarında kendilerini geliştirmelerine katkı sunmanız nedeniyle sizlere de öğrenci ve veliler adına şükranlarımı sunuyorum. Sizler kuruluşunu tamamlamaya çalışan bir fakültede yerleşik fakültelere göre çok daha fazla bir emek ve özveriyle çalıştınız. Bütün sorunları göğüsleyerek zoru başardınız. Değerli mezunlarımız, sizlerin hayatınızın şu ana kadarki kısmına yoğun çalışma ve başarıyla ulaştınız. Her biriniz, başta ebeveynleriniz olmak üzere büyükleriniz olarak bizim için çok değerlisiniz. Sizi hep başarılarla çevrenizi mutlu ettiniz siz. Şimdiden sonra da hizmetlerinizle insanların yüzlerini güldüreceksiniz. Her zaman ifade ettiğim gibi bizim mesleğimiz ilave faydalar da sağlayan bonuslu bir meslektir. İşinizi yaparken hem az veya çok geçiminizi sağlamakta hem de hastalarınızın hayır duasını, İyi temennilerini ya da pozitif enerjisini kazanacaksınız. Her zaman öğrencilerime ifade ettiğim gibi diş hekimlerinin herhangi bir sosyal sorumluluk projesinde tek başına yalın olarak
çalışmaları, yer almaları çok anlamlı bana gelmiyor. Çünkü bizim mesleğimiz özelliği itibariyle baştan sona bir sosyal sorumluluk projesi özelliğindedir. Sevgili mezunlarımız, eğitim hayatınız bugün sona eriyor diyemeyeceğiz. Çünkü mezuniyet sonrası da eğitime ara vermeniz sizi özelliği nedeniyle çok hızlı gelişen mesleğinizden uzaklaştıracaktır. Eğer okuldaki donanım ve nosyonunuzla yetinirseniz çok kısa sürede meslekten kopuş yaşayabilirsiniz. Bu yüzden okul sonrası da okumaya, fuar, kongre ve kurs etkinliklerine katılmaya özel çaba sarf etmenizi özellikle öneriyorum. Ayrıca meslek hastalıkları noktasında çok dikkatli olmamızı gerektirmektedir. Uzun seneler işimizi yapabilmeyi sürdürebilmek istiyorsak dikkatli olmalıyız. Kendimize iyi bakmalıyız, kendimize iyi davranmalıyız. Emek yoğun bir işimiz olacak. Dolayısıyla biraz da iskelet ve dolaşım sistemleri olmak üzere sağlığımıza dikkat etmeliyiz. Maraton koşucusu gibi davranmalıyız. Çabamızı ilk yıllarda yoğunlaştırıp sağlığımızdan olmamalıyız. Son önerim ve tavsiyem uzmanlaşma konusunda asla çekinik davranmayın. İdealinizdeki üniversite ya da çok popüler branşlar dışında daha az popüler ve daha az tercih edilen bölümlerde bile yapacağınız uzmanlık az zamanda size çok olumlu ve avantajlı bir konum sağlayacaktır. Yarıştan kopmayın. Sözlerime son verirken mezuniyetinizi tekrar tebrik eder, sizlerin bugünlere gelmenizde pay sahibi olan ailenizi, ülkenizi ve üniversitemizi unutmamanızı talep ediyorum. Bundan sonraki hayatınızda hepinize sağlıklı, mutlu, hayırlı ve başarılı dolu bir ömür diliyorum. Yolunuz açık olsun. Sayın Dekanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ederiz. Hayat yüzümüzdeki tebessüme ve içimizdeki heyecanlara sebep olan hayaller, hedefler ve başarıların bütünüdür. Tüm bu yaşananlar bizi, şimdiki biz yapar. Emek, azim ve zorluklarla yoğrulmuş bir yoldan geçti hekimlerimizin her biri. Şimdi huzurlarınızda fakülte birincimiz Elif Tuğçe Nacar'ı konuşmasını yapmak ve ardından Kütüye Künye Çakmak üzere sahneye davet ediyoruz. Sayın İl Sağlık Müdürüm, Sayın İl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimim, Sayın Oda Başkan Vekilim, Sayın Dekan Yardımcılarım, saygıdeğer öğretim üyelerimiz, kıymetli aileler ve sevgili meslektaşlarım. Hekimlik mesleğine adım atacağımız mezuniyet törenimize hepiniz hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım adına bu konuşmayı yapmaktan büyük gurur ve onur duyuyorum. Bu önemli gündeki heyecanımı ve duygusallığımı mazur görmenizi diliyorum. Öncelikle bugün konuşmama, ben ve ailemin de yaşamış olduğu 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı anarak başlamak istiyorum. Her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Ne mutlu ki ben çocukluğumdan beri hekimlik hayalleri kurmuş, derslerine hep önem vermiş, hocalarına saygıda kusur etmemiş, sevgiyle büyütülmüş biriyim. Biliyorum ki sevgili arkadaşlarım da tıpkı benim gibi çocukluğumdan beri büyük hayallerle buralara gelmiş kişiler. Fakültede yaşamış olduğumuz güzel anılar ne kadar çok olsa da ne yazık ki her birimizin hayal kırıklığına uğradığı zamanlar oldu. Bunların bir kısmından bahsetmeden geçemeyeceğim. 2018'de başlamış olduğumuz fakültemizin fiziki yetersizlikleri ne yazık ki eğitim hayatımızı etkiledi. Sağlık sektörünün vazgeçilmezi olan bu saygın ve kutsal mesleği icra etmek için 5 yıl boyunca bizler büyük emekler verirken fakültenin kendine ait gelişmiş, öğrenci sayısına yetecek şekilde bir hastanesinin olmaması, hasta potansiyelinin az olması, akademik kadronun sayıca eksik kalması ne yazık ki bazı zamanlarda eğitimimizi sekteye uğrattı. Ana kampüsten ayrı olduğumuz halde kendimize ait bir kantinimiz olmadan soğumaya bile dışarı çıkmak zorunda kaldığımız bir dönem geçirdik.
ülkemiz hak ettiği değerin verilmediğini düşündük. Dileğimiz şudur ki bizim için belki geç ama bizden sonra gelecek alt dönemlerimiz için bu koşulların düzeltilmesi. Her öğrencinin yaşadığı gibi bizler de zor zamanlar geçirdik ama herkesin de bildiği gibi diş hekimliği hem maddi hem manevi olarak okumanın zorlukları vardı. Bizler de hayliyle yıprandık. Görevimiz olmayan ama yapılması gereken birçok işi öğrenci olduğumuz için yaptık. Kaybolan her malzemeden öğrenci olduğumuz için sorumlu tutulduk. Bu yıl ilk kez alınan diş hekimliği intern maaşlarında öğrenci olduğumuz için sürekli aksaklıklar yaşadık. Bazen bir yanlış anlaşılmaya kurban gittik ve yine öğrenci olduğumuz için biz suçlandık. Biz 2018 girişler olarak ne yazık ki yaşanan hiçbir yanlış olayı şikayet etmedik. Sesimizi hiç çıkarmadık. Bazen saygıdan, bazen sevgiden, bazen de korkudan. Bu konuşmada tek tek hepsinden bahsetmek isterdim ama bizler de büyüdük, kin tutmadık. Sadece çok kırıldık, çok da yorulduk ve bu kadar stresli bir dönem sonunu hak etmedik. Çünkü her birimiz çok fazla emek verdik. Bunu bilmenizi istedik ve büyüklük bize kalsın diye bugünü güzel anılarla hatırlamak için daha fazla bu durumlardan bahsetmeyeceğim. Konuşmama teşekkürlerimi sunarak devam edeceğim. Fakültenin kuruluşundan bugüne okulumuzdan ayrılan ve hala görevine devam eden saygıdeğer hocalarım. Sizler de tüm bu yetersizlikler içinde bizlere bir şeyler katmak için çabaladınız. Emekleriniz için teşekkür ederiz. Biz kendimizden hep ilk göz ağrılarınız diye bahsettik ve sizlere saygıda kusur etmedik. Hem preklinikte, hem klinikte, hem sınıfta bazen biz ağladık, siz kızdınız, bazen hep beraber güldük. İyi kötü hep birlikte bir 5 yıl geçirdik. Umuyoruz ki siz sevgili hocalarımız bizi verdiğimiz büyük emeklerle ve güzelliklerle hatırlarsınız. Benim için özel olan bir teşekkürümü daha sunmak istiyorum. Gelecekte ne olur bilemem ama 1. sınıftan bugüne kadar mezun olduktan sonra tıpkı onlar gibi bir pedodontist olmak istememi sağladıkları için pedodonti anabilim dalı hocalarım, sevgili Elif hocam ve Neslihan hocama teşekkür ederim. Bizim üzerimizde çok emeği olan ve 1. sınıftan beri vizyon sahibi diş hekimleri olmamızı teşvik eden sevgili hocamız Profesör Doktor Hakan Akın'a teşekkür ederim. Bünyesinde çalışan memurlarımıza, teknisyenlerimize, sterilizasyon ve temizlik görevlilerimize, kimsemiz yokken yaptığımız kamplar ve etkinliklerde bizlere arkadaş gibi yaklaştıkları için ve klinikte ilk günden beri beraber çalıştığımız personel arkadaşlarıma, odasında az kahve içmediğimiz ve protez işlerimize yardım ettiği için Fatih abimize teşekkür ederiz. Bugünün belki de en büyük kahramanları olan ailelerimiz. Biliyorum ki bu 5 yıl biz ne kadar zorlandıysak, sizler de bizimle bu durumu yaşadınız ve desteğinizi esirgemediniz. Her birinize sonsuz teşekkürler. Belki de burada bulunan birçok annenin elinden şu ana kadar birçok yemek yedim. Hepimizin anneleri arkadaşlarımıza kendi evladı gibi yaklaştı, bunu da biliyorum. Hepimiz eminim ki bir pratik sınavda, bir oda sözlüsünde, bir finalde sizleri aradık. Anne, baba, anneanne, babaanne bize dua yollayın olur mu dedik ve şimdi sizlerin de duasıyla karşınızda durmaktan gurur duyuyoruz. Ben eğitimci bir ailenin içinde büyümüş tek kız çocuğuyum. Çocukluğum boyunca da ailemin öğrencileriyle nasıl bir ilişkisi olduğunu görerek büyüdüm. Emekli sınıf öğretmeni rahmetli dedem ve bugün beni yalnız bırakmayan, Fırat Üniversitesi'nde profesörlüğüne devam eden, bizi hep destekleyen, öğrenciler için çok emek veren kıymetli babam. Hem benim arkadaşlarımla hem de kendi öğrencileriyle arkadaş olan emekli el sanatları öğretmeni canım anne. Bebeklikten beri bakıcım olan ve ilkokulumdaki beden eğitimi öğretmenim, geçtiğimiz haftada profesörlüğünü alan biricik dayım. Okumaktan hiç fazla etmeyen... Okumaktan hiç vazgeçmeyen anaokulu öğretmeni sevgili yengem. Çocukken saç baş kavga ettiğim, şimdilerde arkadaşım olan canım abim. Ve her şeyden çok sevdiğim kuzenlerim Efe ve Mete. Her biriniz hayatımda olduğunuz için ve bugün burada olduğunuz için teşekkür ederim. Her zorlanıp ağlayarak sizi aradığımda bana güç verdiğiniz için, her koşulda beni desteklediğiniz için ben dünyanın en şanslı kız çocuğuydum. Artık kendi ayakları üstünde duran, başarılarına başarı katmak isteyen genç bir kadın diş hekimiyim. Ve bugün bu sahnede bu konuşmayı yapabiliyorsam sizlerin sayesinde. Bugünün en büyük teşekkürünü bilerek sana sakladım. Sevgili yol arkadaşlarım, hepimiz biliyoruz ki bu yıl da geçsin seneye kolay olacak. Bu sınav da bitsin gerisi kolay dediğimiz ama hep daha zorunun geldiği yerdir diş hekimliği. Sadece öğrenci değil, hem hasta kabul, hem sekreter, hem asistan, hem temizlik görevlisi olduğumuz yerdir diş hekimliği fakültesi. 5 yıl önce 62 kişi başladığımız bu meşakkatli yolda, şimdi karşınızda sadece 40 kişiyiz. Okula kayıda geldiğimiz zamanlardaki toy gençler yerine, şimdi hekim olacak birer birey olarak karşınızda duruyoruz.
İzninizle birkaç özel teşekkürümü daha edeceğim. 2018 yılında yurda başladığımda tesadüfen oda arkadaşım olan ve 3 yıldır da ev arkadaşlığımı sürdürdüğüm, her anında yanımda olan en yakın arkadaşım Özge'ye. 3 yıldır evimize iki de kuşuyla ortak alan dünyalar tatlısı arkadaşım Duygu'ya. Ağladığımda beni sakinleştirmek zorunda kalan ve bu yıl bu okula belki de en çok emek veren, sınıfımız için çok uğraşan sevgili sınıf temsilcimiz Nuriye. Beraber hasta baktığımız, birbirimize destek olduğumuz ve genelde her sözü de sona kalıp saatlerce beklerken gülme krizlerine girdiğimiz sevgili staj grubum 6. grup üyelerine. Her sosyal etkinlikte, her hasta baktığımda, her asistelikte, her tatilde hem mutlu hem mutsuz tüm anlarımda yanımda olan arkadaş grubum Saturday Night ekibine teşekkür ediyorum. Sakarya'ya geldiğimde ailemden uzak ve tanıdığım kimse olmadan başlamıştım bu fakülteye. Sakarya'ya sürekli yağan yağmur kadar benim de gözyaşım akmıştır. Bir an önce bitse de gitsek diye düşünürken bu şehirde kendime ikinci bir aile kurdum ve inanılmaz güzel anılar biriktirdim. Sevgili sınıf arkadaşlarım, yol arkadaşlarım, meslektaşlarım. Sabundan diş yapıp öksürük krizine girdiğimiz, diş keserken dolgu yaparken ellerimizin nasır tuttuğu, çekilmiş dişleri evlerimizde kanal yaptığımız, süreyi yetiştiremediğimiz için ağladığımız, yerler kaydığı için sürekli düştüğümüz preklinik günlerinden. İlk hasta baktığımız heyecandan, ilk anestezimizin tutmamasından. İlk ağlayan çocuk hastamızdan, bunu beğenmedim diyen protez hastamızdan. Ve çoğumuzu antidepresana başlatan oda sözlülerinden alnımızın akıyla çıktık. Çok yorulduk, çok emek verdik. Ama birlikte hallettik, iyi ki her birimizin yolları kesişmiş ve birbirimize destek olabilme imkanı bulabilmişiz. Sevgili meslektaşlarım, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün beni Türk hekimlerine emanet edin sözünü boşa çıkartmayacağımız, etik kurallarımızdan vazgeçmeyeceğimiz, karşımıza bizim gibi bir diş hekimliği öğrencisi çıktığında ona iyi davranacağımız, bilim ve ilimin ışığında hep vizyon sahibi, hep yenilikçi olacağımız bir meslek hayatı diliyorum hepimize. Emeklerimizin boşa çıkmayacağına inanıyorum. Yolumuz hep ışık olsun. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Layıkıyla taşınmazsa yok olur gider. İnanıyoruz ki 4. sınıflar bu görevi başarıyla yerine getirecekler. Sayın konuklarımız, şimdi de eğitimdeki devamlılığı sembolize eden bir devir teslim töreni izleyeceğiz. Manevi değerlerimizin başında gelen bayrak ve flamayı mezun öğrencilerimiz 4. sınıf öğrencilerine teslim edecekler. Okulumuz 5. sınıf öğrencisi Hüsna Nur Peynir, bayrağımızı 4. sınıf öğrencisi Meryem Hanne Şuva'ya, 5. sınıf öğrencisi Muhammed Nuri Taşçıoğlu okul flamasını 4. sınıf öğrencisi Ogün Kaya'ya teslim edecekler. Takdiri hak eden alkışlarınızla okul birincimiz Elif Tuğçe Nacar. Okul ikincimiz Ece Yılmaz Göz. Ve okul üçüncümüz Muhammed Can Eren. Fakülte üçüncümüz Muhammed Can Eren'e diploma ve plaketini takdim etmek üzere sahneye davet ediyoruz.
diplomasını ve plaketini takdim etmesini rica ediyoruz. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Sayın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doçent Doktor Furkan Başekli, fakülte birincimiz Elif Tuğçe Nacar'a diploma ve plaketini takdim etmek üzere sahneye davet ediyoruz. Fakültemiz öğrencilerinden yüksek başarı gösterip diploma not ortalaması 3'ün üzerinde olan öğrencilerimiz onur öğrencisi olarak mezun olmaya hak kazanmışlardır. Diş hekimi Elif Tuğçe Nacar'a onur belgesini vermek üzere babası Profesör Doktor Eyüp Nacar'ı sahneye davet ediyoruz. Vermek üzere Sayın Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Özer Köseoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Vermek üzere Sakarya Üniversitesi Genel Sekreteri, Doktor Öğretim Üyesi Abdülkadir Altınsoy'u sahneye davet ediyoruz. Anılar neler mi söyler? Hayat anı biriktirmekten ibarettir bir bakıma. Yıllar sonra geriye dönüp baktığımızda mutlu gülümsemeleri hüzünle hatırladığımız bir fotoğraf albümüdür hayat. Ve o albümün en özel sayfalarını ilk gençliğe adım attığımız, pek çok yeni duyguyla tanıştığımız, biraz uçuk kaçık, deli dolu üniversite yılları oluşturur. İşte o anılardan bir kısmı. Mezunlarımızın hazırlamış olduğu dönem videosu ile sizleri baş başa bırakıyoruz. Thank you.
görünce de gülebilecek misin demiştim. Notumu görünce çok güldüm çünkü daha düşük bekliyordum. Nuri'nin ödevine yardım ederken Ali Emre'yle yanlış yaptığımız için Nuri'nin kalması, benim buna ağlamam ve Ali Emre'nin beni güldürmeye çalışırken yere düşmesi. İkinci sınıfta Muz'la yapıyorduk ve Muz'u uçurmak için belli bir süremiz vardı. Hoca belli bir sürede yapabilirseniz geçireceğim demişti. Biz de koşa koşa Migros'a ket almaya gitmiştik. Keti daha olduk getirdik ama yine de o tezimi yetiştiremedik. Hüsnü Avaz'ın total protezin çalımı zannetmiş, üstünü bayağı kaldırması ama total protezin kendinde çıkmıştı. Okula gelirken araba çarpmıştı. Herkes etrafında toplandığında ben kalkıp okula yetişmem gerekiyor demiştim. Bu okulda yaşadığın en komik an, genelde bu okulda komik şeyler yaşanmıyor. Fakülteyi bırakmaya en yaklaştığım an, 4. sınıftan itibaren her sabah. Yaz stajında ağlayarak kombini ışıklarken, o ışıklama süresi boyunca bırakmayı düşünmüştüm. Üç kelime de mücadele, stres ve sabır. Üç kelimeyle 5 yılı özetlerim. Arkadaşlık, sabır, uykusuzluk. Sinir, stres, gözyaşı. Bu fakültede öğrendiğim en önemli şey stres yönetimi oldu. En önemli şey sabretmek. 5 yılda öğrendiğim en önemli şey sabretmek. Antidepresan gülümsemez. Aman ağzımızın tadı kaçmasın Tayyip abi. Gibinin ilk kanı gibi geçti. Hem çok mizahi hem de çok ciddiydim. Kendime tavsiyem, asla pes etme, her şey çok daha kötü olacak, haberin olsun. Sen kalırsan herkes kalır. Sadece okudum, hiç ezber yapmadım. Klinikten en çok duyduğum cümle, hasta ücretini ödedim ben. Lütfen ağzınızı kapatmayın. Ağzınızı açar mısınız? Neler yaşanmaz ki bir merhaba ile elveda arasında? Ne sevinçler, ne heyecanlar, ne mutluluklar, ne dertler. Şimdi büyük bir heyecanla mezunlarımıza mezuniyet belgelerinin verilmesine geçiyoruz. Diplomasını almak üzere diş hekimi Beyza Açıkyer'i sahneye davet ediyoruz. Öğrencimize diplomasını vermek üzere Hukuk Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Şafak Narbay'ı sahneye davet ediyoruz. Devlet Konservatuarı Müdürü Profesör Doktor Nilgün Sazağ'ı diplomayı vermek üzere sahneye davet ediyoruz. Aziz Öğüt
sahneye davet ediyoruz. Derdivan Ağız Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Metin Çoban'ı sahneye davet ediyoruz. Sahneye davet ediyoruz. Öğrencimize diplomasını
vermek üzere Sayın Profesör Doktor Selma Altındiş'i sahneye davet ediyorum. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Diplomasını almak üzere diş hekimi Furkan Yırtar'ı sahneye davet ediyoruz. Öğrencimize diplomasını vermek üzere uzman diş hekimi Halit Fırıncıoğlu'yu sahneye davet ediyoruz.
üzere diş hekimi Zeliha Gören'i sahneye davet ediyoruz. Öğrencimize diplomasını vermek üzere Sayın Doktor Öğretim Üyesi Buket Karalar'ı sahneye davet ediyoruz. Hocamıza teşekkür ederiz. Diplomasını almak üzere diş hekimi Duygu Beştaş'ı sahneye davet ediyoruz. Öğrencimize diplomasını vermek üzere Sayın Doktor Öğretim Üyesi Elif Gül Aydın'ı sahneye davet ediyoruz. Gökçolga'yı sahneye davet ediyoruz.
şansını almak üzere diş hekimi Hüsnü Onur Peynir'i sahneye davet ediyoruz. Öğrencimize diplomasını vermek üzere Sayın Doçent Doktor Fahrettin Kalabalık'ı sahneye davet ediyoruz. Diş hekimi Dilara Kılıncı sahneye davet ediyoruz. Öğrencimize diplomasını vermek üzere Sayın Doçent Doktor Merve Köseoğlu sahneye davet ediyoruz. Hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Diplomasını almak üzere diş hekimi Tahsin Demir'i sahneye davet ediyoruz. Öğrencimize diplomasını vermek üzere Sayın Doktor Öğretim Üyesi Elif Gülaydın'ı sahneye davet ediyoruz.
Sayın hocamıza teşekkür ederiz. Şimdi de diplomasını almak üzere diş hekimi Aysu Kelle'yi sahneye davet ediyoruz. Ve öğrencimize diplomasını vermek üzere sayın sunucu hocamız Doktor Öğretim Üyesi Tuğçe Yıldız'ı sahneye davet ediyoruz. Sayın hocamıza teşekkür ediyoruz. Özgür olmayı seviyorlar. Düşüncelerinde, hayallerinde, isteklerinde. Özgüvenleri var. Her bir geleceğin aydın diş hekimleri oldular. Üstlerini saymayı biliyor, saygıyı hak ediyorlar. Sevilmeyi seviyor ama sevmeyi de biliyorlar. Onlar bizim sevgili öğrencilerimiz. Onlar bizim ilk göz ağrılarımız, ilk mezunlarımız. Bir hatıra olsun, fotoğraf karelerinde tebessüm edilecek sohbetler getirsin diye şimdi tüm hocalarımızı toplu fotoğraf çekimi için huzurlarınızda sahneye davet ediyoruz. Öğrenciliği bitirip hekimliğe geçtiğimiz o kutsal ana geldi. Hekimlerimize yeminlerini yaptırmak üzere Sayın Doktor Öğretim Üyesi Buket Karalar'ı sahneye davet ediyoruz. Yaş, hastalık ya da engellilik. İnanç, etnik köken. İnanç, etnik köken. Cinsiyet.
Bütün gücümle koruyup geliştireceğime. Mesleğimi bana öğretenlere. Mesleğimi bana öğretenlere. Meslektaşlarıma ve öğrencilerime. Meslektaşlarıma ve öğrencilerime. Hak ettikleri saygıyı. Hak ettikleri saygıyı. Ve minnettarlığı. Ve minnettarlığı. Göstereceğime. Göstereceğime. Tıbbi bilgimi. Tıbbi bilgimi. Hastaların yararı. Hastaların yararı. Ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için. Ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için. Paylaşacağıma. Paylaşacağıma. Hizmeti. Hizmeti. En yüksek düzeyde sunabilmek için. En yüksek düzeyde sunabilmek için. Kendi sağlığımı. Kendi sağlığımı. Esenliğimi. Esenliğimi. Ve mesleki yetkinliğimi. Ve mesleki yetkinliğimi. Korumaya dikkat edeceğime. Korumaya dikkat edeceğime. Tehdit ediliyor olsam bile. Tehdit ediliyor olsam bile. Tıbbi bilgimi. Tıbbi bilgimi. İnsan haklarını. İnsan haklarını. Ve bireysel özgürlükleri. Ve bireysel özgürlükleri. Çiğnemek için kullanmayacağıma. Çiğnemek için kullanmayacağıma. Kararlılıkla. Kararlılıkla. Özgürce. Özgürce. Ve onurum üzerine. Ve onurum üzerine. Ant içerim. Ant içerim. Şimdi sevgili meslektaşlarımızdan heyecanla bekledikleri final kep anı için hazırlanmalarını istiyoruz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. Hazır mıyız? Hazırız. 3, 2, 1. Buket Karalar hocama ve Merve Pelindur hocama da çok teşekkür ediyoruz. Bravo. Değerli konuklarımız, Sakarya Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 2022-2023 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenine katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederiz. Sevgili anne babalar, evlatlarınızla beraber yürüdüğünüz bu yolda destekleriniz için hepinize minnettarız. Evlatlarınızla hayat boyu mutluluklar diliyoruz.